Mutlu günler değerli izleyenler, hoş geldiniz beIN Spor stüdyolarına. 31 Aralık Cuma günündeyiz ve yılın, aynı zamanda haftanın, yılın 2021 yılının son manşetiyle karşınızdayız. Uğur Meleke ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? İyiyiz biz de, çok teşekkürler. Dün de belirttiğimiz üzere değerli izleyenler, bugün biraz daha farklı, biraz daha bizim akışımız olsun, gündemden biraz daha uzak kalarak hem 2021 yılını hem de geride bıraktığımız Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını değerlendirelim istedik. Biraz bizim tercihlerimiz üzerinden yılı, ilk yarıyı toparlayalım, sizlere başka farklı bir şey sunalım istedik. O yüzden bugün aktüel gündemden biraz daha uzak kalacağımızı belirterek programımıza başlayalım. Uğur Bey, ilk olarak ekranlarımıza gelecek olan grafik, ha bir dakika şeye geçmeden önce izleyicilerimize de söyleyelim birazdan neleri seçeceğiz mesela? Altın, gümüş, bronz 11'leri seçeceğiz değil mi? Ya da o kendiliğinden mi oluşacak, altını seçtikten sonra geri kalanları ayrı ayrı oynayacak mıyız? Altın 11 seçeceğiz, evet. Bir de gümüş dedi Tolga, gümüşü de seçeceğiz. Gümüş 11'de seçmiş olacağız. O zaman doğru, bronz da otomatik olarak oluşmuş olacak. Otomatik olarak oluşmuş olacak, onu Tolga ayarlayacak bize. Golleri, 20 tane gol seçti arkadaşlarımız ilk yarıda, 19 haftada atılan en güzel gollerden 20 tanesini sizler için hazırladı. Onlar üzerinden de yine, gerçi editörümüz Tolga bir tane seçin dedi ama bir taneyle kalabilecek miyiz bilmiyorum. Onu biraz artık yayın akarken konuşacağız hep birlikte. Bunu da söyledikten sonra değerli izleyenler, milli takımımızın performansına bakacağız. Temsilcilerimiz Avrupa'da, bu sezon Avrupa'da büyük liglerde oynayan temsilcilerimiz neler yaptı, onları da getireceğiz ekranlarınıza. Akışımızı bu şekilde paylaştıktan sonra birinci başlığımızla başlayalım isterseniz. İlk olarak ekranlarınıza gelecek olan grafik, 2021 yılında en çok puan toplayan takımlar. 2021 derken geçen yılın, geçen sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısı, yani takvim yılı olarak en çok puan toplayan takımlar sıralaması bu şekilde yansıdı ekranlara. Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş. Sonrasında geçen sezon da iyi performans göstermekle birlikte bu sezon açık ara lider olarak devam eden Trabzonspor zaten birinci sırada, Beşiktaş üçüncü sırada. Diğer takımlarda Konyaspor altıncı sırada 70 puan toplamış. Bu takvim yılı içerisinde elbette ki bu sezonki, yani ilk yarıdaki performansı damga vuran performans. İttifak şöyle bir yorum yapabiliriz bu puan tablosuyla ilgili. Şimdi normalde Süper Lig'de son 3 sezona baktığımız zaman şampiyonluk için 2.1 puan civarında ortalama gerekiyor. 34 hafta 69 Galatasaray, sonra 69 Başakşehir, sonra 82. Ama 38, 40 maçta 82 Beşiktaş değil mi? 2.05, 2.1 puan ortalama gerekiyor şampiyonluk için. Yani 2 puan ortalamayı geçmen gerekiyor. Şimdi bu tabloda 2 puan ortalamayı geçen Trabzonspor dışında takım yok. Doğru. Eğer 2021 yılı bir takvim yılı değil de bir sezon olsaymış, başlı başa bir sezon olsaymış, zaten Trabzonspor şampiyonluğu hak eden tek takımmış. Yani başka Fenerbahçe yaklaşmış ama olmamış. Ne Beşiktaş'ın ne Galatasaray'ın performansları, yani takvim yılı performansları şampiyonluk performansı değil. Net bir şekilde rakamlara da yansımış durumda. Devam edelim. Şimdi ekranlarınıza gelecek. Az önce de söyledik, Beşiktaş geçen sezonun şampiyonu oldu. Aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı. Uğur Bey en son galiba Mustafa Denizli ile. Çifte kupa değil Beşiktaş, mi? Beşiktaş 2008-2009 muydu? Doğru. 2008-2009 sezonunda başarmıştı, yakalamıştı aynı başarıyı. Geçen sezonda Sergen Hoca ile birlikte hakikaten iyi oyunla, pozitif futbolla bunu başardı yine. Şöyle bir hatırlıyorum, üzerinden çok uzun zaman geçmiş gibi geliyor geçen sezon. Halbuki ne kadar uzun bir sezondu değil mi? Hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu. Kesinlikle. Çılgınlar gibi bir sezonu geride bıraktık. Beşiktaş puan farkını yakaladıktan sonra o fark erimiş ve son haftaya da bayağı bir şampiyonluk yarışı heyecanıyla son haftalara girilmişti. Şimdi o şampiyonlukla 2009'la 2021'i, futbolunu, şampiyonluk biçimlerini kıyasladığımızda 34 maç 71 puanda o Mustafa Deniz'in şampiyonluğu yine 2.1'i ancak buluyor ki 34 maçlı dönemin en düşük performanslarından biriydi. 70 puanlı Fenerbahçe şampiyonluğu vardı daha önce. 71 Denizli, sonra 69 Başakşehir Galatasaray'a geldi. Düşük puanlardan biriydi. O Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'ın şampiyonluğu biçimi çok dar kadroyla olmuştu.
13-14 oyuncuyla. Ki zaten Mustafa Denizli de kariyerinde genelde çok geniş kadroları tercih etmez. 19-20 kişilik kadro yapar. Diğer takımlar 25-26 yaparken Mustafa Denizli 19-20-21 kişilik kadro yapar. Evde bırakmayı sevmez oyuncuyu. O zaman 18 kişiydi ya maç kadroları, esameli, seri. Şimdi 21 oldu. Doğru. Şimdi pek zaten evde oyuncu kalmıyor. Nadiren kalıyor. Ama o zaman evde kalıyordun. İlk 18'e giremeyince maçları evden izliyordun. Mustafa Denizli de pek hoşlanmazdı bundan. Yani herkes maç günü onunla beraber olsun. Dışarıda kalan mutsuz olan oyuncu olmasın diye düşünürdü. Demek o günün koşullarında 2009'da 13-14 oyuncuyla şampiyon olabiliyor musun? Bugün 2021'e bakınca bu sezona, özellikle bu sezonun ilk yarısına, Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray'ın geniş kadroları var ama mahvoldular. Yani Avrupa kupalarıyla, şimdi Türkiye Kupası da başladı, bütün cepheleri götüremediler. 25-26 kişilik geniş kadrolu olmasına rağmen. Kolay da bir takvim değildi. Bunu defalarca altını çizdiniz. Özellikle bu sezon başlarken hafta içi mesaisi, aynı zamanda Avrupa'ya denk gelmesi. Dinlenemedikleri 10 maçlık süreçler oldu. Evet. Takımların işte sakatlıklar, uzun süreli sakatlıklar, çok sayıda sakatlıklarda maalesef Avrupa kupalarında mücadele veren takımların ciddi bir dezavantajı oldu. Öyle oldu. O zaman bu altını çizdiğiniz bağlamdan hareket edersek, o zaman 34 maçlık sezon. Geçen sezon itibariyle 40 maç, bu sezon itibariyle 38 maç. Arada fark var tabii. Geçen sezon 8 tane hafta içi oynandı. Tabii. Bu sezon 3 tane oynandı. 9 tane. 9 mu? Bu evet. Sezon 3 tane oynandı. Bu Eylül sonundaki hafta içi fikstürü Avrupa maçlarının ortasına geldi. Dolayısıyla evet. 22 gün 7 maçlık bir fikstürleri oldu. Belki de o zaman Mustafa Denizli'nin 5 yaşın avantajı ligin 18 takımlı olmasıydı. Hafta içi fikstürü diye bir şey, bir kavramı olmamasıydı. O zaten çok... 10 sayıya düşeceğimiz, ben en azından kişisel olarak söyleyeyim, hani bu politika işidir, oturulur, karar verilir, yöneticiler düşünür vesaire, ama 18 idealdir. Hatta düşeceğiz evet zaten. Hatta birer birer düşeceğiz ama. Birer birer düşeceğiz. Yeni sezonda ya yani 20 19 18'e gideceğiz. Yani 16 çok mu iddialı olur? Yok, ben 16'ya düşebilir diye düşünüyorum. İddiası olmayan, belli bir yerden sonra iddiası olmayan takım sayısının azalması anlamında. Bilmiyorum çok iddialı mıdır? Bu tartışıldı mı? Yöneticiler tarafından, idareciler tarafından tartışıldı mı? Bir sonuç, o tartışmalardan bir fikir birliği ya da herhangi bir sonuç çıktı mı? Açıkçası bilmiyorum. Gündeme geldi, gelmedi vesaire. Bir şey hatırlamıyorum o konuyla alakalı. Bir dönem 16'lı lig yaptık benim çocukluğumda. Ben dönemde. Evet, dönemde. Bir dönem yaptık. 18'e geçmeyen önceki sezonlarda birkaç sezon 16'lı 30 maçlık lig yaptık yani. Tarihimizde var. Ama sonra dedik ki ya 81 tane vilayet var. Geniş bir yüz ölçüm. 800 bin kilometre kare neredeyse. Daha çok temsilci. Daha çok il merkezinin temsil edilmesi arasından Süper Lig'i var. 18'e çıkardık ama 18'e çıkarmanın tabii dezavantajları da oluyor. Ne oluyor? İşte 4 tane Avrupa Kupası pozisyonu var. 3 tane küme düşme pozisyonu var. 11 tane hedefsiz pozisyon vardı. Ya bu sezon için bakarsan 12 tane hedefsiz pozisyon var. 4 takım küme düşecek. Hedefsiz pozisyonlar sezon sonuna doğru sorun yaratmaya başlıyor. Birçok prestij maçı oluyor. Bu problemin bir tanesi, bir boyutu. Bir başka boyutu da tabii dar lig demek daha yüksek kaliteli lig demek. Geniş lig demek bazı maçlarda kalitenin düşmesi demek. Bizim muadilimiz olan Avrupa'da yarıştığımız olan ülkelere bakarsan, şimdi Çekya'yla yarışıyoruz, Yunanistan'la yarışıyoruz, İsviçre'yle yarışıyoruz. Hep takım sayıları bizden az. Yani bizim sayımızda takım olan lig yok rakiplerimiz içinde. 5 büyük lige bakma. 5 büyük lig bizim rakibimiz, muadilimiz değil. Zaten nüfus olarak da Almanya, İngiltere bizim nüfus seviyemizde ama bir taraftan da büyük futbol ülkeleri onlar. Onların 20'li olması normal. Ama Almanya bile 18. Dolayısıyla bizim pekala 16'da tartışabiliriz. Bence 16 daha makul bir olabilir. Değerli izleyenler, geride bıraktığımız takvim yılı bugün itibariyle sona erecek olan 2021 yılında. En golcü oyuncular kimlermiş? Sırada bu listemiz var. Bir takvim yılı. Yani 2021 yılının tamamı, sezon olarak düşünmeyin. Diouf, Mame Diouf 42 maçta 22 gol üretmiş. Kallerin 41 maçta 19, Bakasetas 40 maçta 16. Bupenza artık tabii... Bizim ligimizde değil. Bu sezonun ilk yarısı itibariyle burada yok. Geçen geride bıraktığımız sezonda 24 maçta 15 gol ile burada aynı gol sayısına ulaşan Mehmet Yan, Mustafa Yatabare ile 4. 5. 6. yani aynı şeyi paylaşıyorlar, sırayı paylaşıyorlar. Şimdi dikkat çekici birkaç detay var. Birincisi ne kadar az. Ne kadar az yani. 40 küsür maçta 20 golü bulan bir oyuncu olmuş. Bir defa bu üzücü. Evet. Yani 30 gollü oyuncu olmalıydı burada. 20'yi geçen 5-6 oyuncu olmalıydı. Süper Lig adına üzücü.
çok parlak santrifor performansları çıkmamış. Önce bunu cebe koyalım. Birinci sürpriz, birinci Mame Diouf. 33-34 yaşında Süper Lig'e gelmiş. Premier Lig'de saygıdeğer bir oyuncuydu. Ama yani bu kadar da Süper Lig'in 2021 takviminin en iyisi olacak kadar bir performans göstermiş olması enteresan. Sezon başı Ömer Erdoğan bir röportajına bu Penza mı Mame Diouf mu diye sormuşlardı. Mame Diouf demişti ki bu Penza ayrıldı. Oyun kurulumuna olan katkısı, çabası, pas trafiğine katılması. Diouf'un yanında olan gol atıyor. Bak geçen son bu Penza Diouf'un yanındaydı. Evet. Gol kralı oldu. Bu sezon El Kabi Diouf'un yanında gol krallığı yarışı yapıyor. Diouf hem atıyor hem de yanındakilerin de atmasına yardımcı olan bir santrfor tipi. O yüzden onun lider olması dikkat çekici. Bir başka detayla tek bir yerli var. Yanlış görmüyorsam. Adem. Adem 14 golle 2021 takvim yılında 14 gole ulaşan tek yerli. Çok çok üzücü. Çok üzücü. Yani 2021 takvim yılı Türk futbolu açısından bireysel performanslar anlamında da üzücü bir yıl olmuş. Birçok üzücü detayı var. Bu tablo da üzücü. 2021 yılının son takvim yılının son programında şu cümleyi bir kez daha hatırlamakta fayda var. Ligimizde mücadele ettiğimiz yabancı oyunculara geçemiyorsak bunu milli takım düzeyinde diğer ülkelerle yaptığımız maçlarda da yapamayacağız diye kabaca bir denklem, bir cümle kurabiliriz aslında. Bunu bir kez daha hatırlamakta fayda var. Rekabeti, mücadeleyi daha üst düzeye çıkarmamız şart. Golcülere baktık. Takvim yılının en çok gol atan oyuncuları. Peki asistler ne durumda acaba? Buyurunuz efendim, o da gelsin ekranlarınıza. 2021 yılının en çok asist yapan oyuncuları. Gradel bu sezon 9-8 asistle Vişçe ile beraber paylaşıyorlar birinciliği. Ama toplama baktığınızda geçen sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısında 19'da Max Gradel birinci sırada. Bu çok iyi bir sayı. Gradel çok ekstra ekstra performans göstermiş. Açık ara zaten. Takvim yılına damga vurmuş. Sivasspor'un Avrupa macerasına da yardımcı oldu Max Gradel. Bir Yerel maçında da geçen sezonun yine takvim yılının hemen öncesinde gol de kaydetmişti. Sivasspor'un oyununda çok büyük yer var. Yeri tutuyor, çok büyük yeri var. Tabii Sivas'ın kendine özgü bir oyunu var. %44 ile yanılmıyorsam topa sahip oluyor. Topu hep rakiplerle paylaşıyor ve... Özür dilerim. Ana planı geçiş hücumları olan bir takım. Geçiş hücumu deyince de Gradel çok ön plana çıkıyor tabii. Hem zekası, hem serseri toplarda doğru yerde olması, sezgileri, hem kazandığı toplarla dribling yapabilmesi, hem toplu hem topsuz metre kazandırabilmesi takımına. Gradel tabii çok özel bir oyuncu. Asist krallığında da tamamen kanat oyuncuları girmiş bu arada listeye. Hepsi kanat. Evet. Sağ açık Gezzal, yine açık oyuncu Slobanesi, sağ açık Vichce, sol açık Vakayeme, sağ açık Halil. Tamamen kanat oyuncuları girmiş. Vakayeme bu sezon... Bir 10 numara girememiş yani. Gole en çok katkı yapan oyunculardan bir tanesi ama takvim yolu olarak bakıldığında şu bu sezon için sadece 6 asisti var mesela ilk yarısı için. Evet. Vakayeme'nin. Bu rakamı tahmin ediyoruz eğer bu performansı devam ederse, Trabzonspor'un bu oyunu devam ederse, sakatlık yaşamadan önceki performansı devam ederse de o geçen yılki rakamını, yani içinde bulunduğumuz takvim yılını 2022'de rahatlıkla geçecektir. Öngörüsünü de yapabiliriz. Yapabiliriz. Vakayeme'nin. Trabzon bu performans sürdürürse zaten Vakayeme'de başrollerden biri, o sayı tabii yükselecektir. Dün de konuşmuştuk Raşit Gezal konusunu, Raşit Gezal ve Beşiktaş konusunu. Raşit Gezal geçen sezonki performansından uzak görünüyor olabilir ama bu ne kadarı takımla alakalı acaba? Çünkü takım da geçen seneki oyunundan ve de performansından uzakta. Bütün bu bireysel ya da takım olarak düşüş içerisinde ben yine de Raşit Gezal'ın bir ortalama tutturduğunu ve bu ortalamanın üzerinde kaldığını, takımın bir ortalaması varsa onun üzerinde kaldığını düşünüyorum. Bilmiyorum diğer oyunculara haksızlık ediyor muyum ya da Raşit Gezal'a acaba ben mi fazla şey yaptım? Fazla paya verdim. Ne dersiniz? Kaç kişi bu ortalamanın üzerindeki Beşiktaş'ta? Yani Gezal'i de koymazsak, Gezal'den iyi 2021-22 ilk şöyle yarısı itibariyle belki Rıdvan'ı sayabiliriz. Kaç performans? Kesinlikle. Şey içerisinde, kesinlikle. Maçlar içerisinde. Ersin, Banko. Sayabiliriz. Rozier'e koyabiliriz. Bir 3. Sallantılı başladı sezonu ama sonradan hep grafiği yukarıya doğru oldu. Josef'i koyarsın. Josef'i koyarız, bravo. İşte Atiba yok. 5'i bile zor buluyorsun. Haksızlık etmeyelim. Enkudu çok iyi başlamıştı. Önceki sezondan iyiydi ama üst üste iki uzun süreli sakatlık oldu. Geçmiş olsun diyelim ona da. Hadi Can'ı, Vida'yı falan zorlasan zor. Vida geçen yılki performansının o standartın üstüne demek çok kolay değil. Yani Gezal 5'in içinde.
Doğru. 2021-22 ilk yarı performansı itibariyle ortalamanın şüphesiz ki üzerinde. Şimdi golcüleri ve asist yapanlara baktık. Gol bölümüne geldik. Şimdi önceden anlaşalım. Şimdi golleri paylaşacağız izleyicilerimizle. Bir tane mi seçeceksiniz? Yoksa ben de ona göre izleyeceğim. Yoksa iki tane, yoksa daha fazlası da olabilir. Kaç seçelim? Tolga söylesin. Kaç seçmemiz gerekiyor? Patron sizsiniz. O üç tane seçelim diyor. Üç mü? Tamam üç seçelim. Hadi o zaman üçer tane o zaman. Tamam. O zaman efendim 2021-22 yani geride bıraktığımız 19 haftalık periyotta atılan en güzel 20 golü derledi arkadaşlarımız. İzleyelim. Ondan sonra seçimlerimizde tekrar konuşalım üzerine. Sezar Planes kaleye vurdu baktı. Pas Cebrail'e. Cebrail ortaya da müthiş gol. İnanılmaz bir gol. Müthiş gol. Müthiş gol. Yine sahnede aynı isim. Papa. Lobianidze. Traore duvar pası. Lobianidze. Lobianidze. Ceza sahasına baktı Nadiri. Ortayı yaptı. Son anda Aslan'a geç. Şimdi Bay Jao. Bay Jao! Bay Jao! Skobic. Tek top oynadı. Serdar son çizgide. Ortayı yaptı. Ceza sahası. Bir vuruş ve gol! Endiri çekici. Mensah çekti sağına. Mensah bir çalım daha denildi. Önü kapandı Mensah'ın. Topalen onda. Pas Emrah'a. Emrah Boysal! Emrah Boysal! 45. dakika mükemmel gol! Harika bir gol atıyor. Sol ayağıyla Emrah Boysal. Pas istiyor. Ceza sahası şık hareketler. Morussan kareye baktı. Şut ve gol! Carlos Bong. Şimdi Edin İşcan'ın koşuğuna doğru. Albert kapatma çabasında. Ortaya çevirdi. Okaka! Müthiş gol! Okaka'nın maçı! Okaka ettirik yaptı! Gönderiyor Rozier'e doğru. Rozier sevdiği toplardan birini aldı. Üç arkadaşı cezalarında. Orta hazırlığı yaptı ortayı. Güven! Mükemmel gol! Mükemmel gol! Güven attı! Müthiş gol! 32. dakika. Güven Yalçın attı 1-0. Süper bir gol atıyor Güven. Makayme aldı Onur'u karşısına. Makayme Bakayme'den pas golü Vetios. Bakasetas. Bakasetas! İnanılmaz bir gol Bakasetas! Berkas.
açtı. Ceza sahası dışından vuruş. Nefis bir gol. Mükemmel bir gol. İkinci dakika nefis bir gol geldi. Topun başındalar. İrfan Can geliyor. İrfan Can. Kaleye gol. Mükemmel bir gol. İrfan Can Kahveci. Nefis bir gol attı. 84. dakika. Wellington. Kasımpaşa yarı sahasında Beşiktaş. Can. Can'ın pası geçmedi. Can yine takipte topu aldı. Uzak mesafe. Can. Devam ediyor Pinares. Pinares müthiş! Olağanüstü gol! Süper bir gol Pinares'den! Süper bir gol! Gustavo'nun pas hatalı. Figueiredo. Berk öndeydi. Figueiredo ve gol! Batshuayi. Batshuayi top aldı. Yaralının ortasında. Raşit Gezal. Josef indirdi. Gezal kurtardı. Kaleye baktı. Gezal. Şut ve gol! Raşit Gezal mükemmel bir gol. Muriç. Topu aldı Vargas, iyi kontrol. Vargas gidiyor. Vargas topu taşıdı. Vargas bir çalım daha denedi Vargas. Şimdi sol ayak vuruş, gol! Mükemmel! Mükemmel! Yunus Akgün 58. dakika. İnanılmaz bir gol. Cebrail, 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 mükemmel bir gol attı. Oyun devam ediyor. Yerde kalmıştı Veysel. Kerem, şut pozisyonu. Kerem, Kerem'den olağanüstü bir gol. Harika bir gol Kerem. 52. dakika 2-0. Bjarnason bıraktı Yunus'a. Yunus'tan Balotelli. Kaleye baktı Balotelli. Balotelli! Süper bir gol attı Mario Balotelli. Harika bir gol. Dünya yıldızından müthiş gol Balotelli. Evet Uğur Bey, karar verebildiniz mi? 3 tane. Karar vermesi zor gerçekten ama. En zor işler bunlar. Yıllık işler olduğu zaman en zor işler bunlar. Hakikaten bu az önce ekranlarınıza gelen gollerin hepsini biz programlarda konuştuk. Doğru. Biz de oradan bir derleme yapsaydık. Bayağı uzak mesafe güzel goller varmış. Evet. Aslında ben çok uzak mesafe golleri seçmem. Ama gerçekten bu sezon uzak mesafeden... Şık goller değil mi? Şık goller, akılcı goller, iyi şutlar çıkmış ama mümkün olduğu kadar uzak mesafe olmayanlardan seçmeye çalıştım. O yüzden Güven'in volesi 8. hafta Beşiktaş Sivas maçında... Organizasyon olarak da çok güzel olduğu için dışa sağa atıldı. Tek vuruş. İyi bir orta, iyi bir Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol anımsattı Şampiyonlar Ligi'nde bana. Güven'in volesi ekstra bir gol. Birinci tamam. Hafta Bamba'nın topu Altay Kayseri çok maçında. Çok güzel süzüldü. Bir saniye unutmayın sözünüzü. Ha öyle mi? Bu harika bir orta geldi Rozier'den. Sıfıra indi. Şu pas da çok iyi. Uzun metrajlı. Oyunun yönünü değiştiren, savunmanın dengesini bozan.
Rozier'den görerek pas. Pasın şiddeti. Yine orta değil hızlı. Yani. Güven Yalçın tam bir dömi böyle. Yani iki ayağı da en az yarımşar metre yukarıda. Cenk Tosun'un dediğim gibi Benfica'ya attığı golün ruh ikizini attı. Güven Yalçın adeta. O golü ekstra olarak düşündüm. İlk üçe koydum. Bamba'nın topuğu birinci hafta Altay tamam. Kayseri. Üçüncü olarak ekstra gol. Üçüncü olarak da bir tane şut golü seçeyim dedim. Şut golü olarak da Yunus. Yunus'un Galatasaray'a Vargas'ın getirdiği evet. Hem iyi getirmiş hem de Yunus orada fotoğraf çektirir gibi kaleyi karşıdan görerek direkt hedefe nokta atışı. Kalecinin pası Vargas'a. Organizasyon şuradaki iki kişiyi oyundan düşürmesi. Bütün olarak iyi hikaye. Hikayesi olan da gol. Yunus 21 yaşında. Kiralık olarak forma giyiyor Adana'da. Özgün takımına atıyor. Galibiyet getiriyor burada. Hikayesi de var golün. O yüzden bu üçünü seçtim ben. Güven, Yunus, Bamba. İki tane genç yerliyi seçmişim. Tam bahsettiğiniz sebepten dolayı üçüncü olarak seçtiğiniz Yunus Akgün'ün Galatasaray karşılaşmasında attığı gol. Tekrar alabilir miyiz lütfen? Ben onu birinci olarak seçtim hazırlanması açısından. Emek emek, ilmek ilmek hazırlanmış bir gol ve çok güzel bir vuruşla bitirildi. Bütüne baktığınız zaman bence diğerlerine hiçbir şekilde inanın. Hani böyle bir şey seçmek zorunda kalmak çok zor. Ama baktığınızda bence şu mücadele çalımlarla, pas doğru paslarla, çalımlarla, boş adamı bularak vesaire hakikaten hazırlanış anlamında. Benim için bu gol birinci. İkinci sıraya 8. haftada Bakasetas'ın Kayseri Spor'a attığı acayip şut. Gol. İkinci. Havada karar değiştiriyor. Top değil mi? Evet. Şimdi bunun kale arkasından görüntüsü de bak burada durdu, ölçtü, biçti ve iki savunma oyuncusunun arasından, kalabalık arasından geçiyordu. Aynen öyle. Şimdi göreceğiz. Bakın. Gördünüz mü? Bu arada maç da sıkışmış. Önem açısından da önemli bir gol. Maç sıkışan maçı çevirme işi Bakasetas'ın işi zaten. İkinci sıraya bence bu gol yerleşiyor. Üçüncü konusunda da ben az önce söylediğiniz gibi Güven'in volesini, dömi volesini, Rozier'in ortası yine hazırlanış anlamında aynen söylediğiniz gibi pasın oraya atılması, Rozier'in burada o topu alması, ölçmesi, biçmesi yani pasın şiddeti yani attığı top havada süzülüyor. Evet. Savunma müdahale edemedi. Kimse müdahale edemedi. Yani resmen adrese atılmış bir pas ve çok da güzel bir bitiriş. Aynı şeyde olduğu gibi. Yunus'un golünde olduğu gibi hazırlanış ve bitiriş. Çok güzel kesinlikle. Bir bitiriş. Estetik, şık. 3 dokunuş da çok iyi golde. İlk sağa atılan 50 metrelik pas. Artı Rozier'in ortası. Oğuzhan mıydı o uzun metraj topu atan? Rozier'in ortası Oğuzhan. Ve Güven'in volesi. Hepsi ayrı ayrı estetik. 3 tane seçtik ama açıkçası hepsi gerçekten çok şık, çok güzel goller. Mesela 3. haftada Sabah Lobjenice'nin sağ ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan sağ ayağının dışıyla vurduğu gol. 5. haftada Paşao'nun Altay'da maçı kazandıran golü. Kontrol muazzam. Bu şey değil mi? Lobjenice'nin. Bu evet bak bu orada bir duvar pası. Evet. Yani hakikaten çok güzel vuruyor. Çok güzel yere gidiyor. Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Quaresma değil. Quaresma değil bu golü atan. Bu da Paşao'nun maçı kazandıran. Bu da Zlatan golü. Yani kontrolü orada kaybetme işi. Tam Zlatan'ın böyle bir golü var. Çok benziyor. Bu da Zlatan golü. Lobanitsa'nınki Quaresma golü, bu da Zlatan golü. Ertesi gün programda da konuşmuştuk yine 15. haftada Can Bozdoğan'ın Kasımpaşa maçında attığı gol. Yani hem hazırlanış anlamında hem de güzel bitiriş anlamında. Görerek solla. Soldan hedefe. Sağa vuruyor. Ve kalecinin uzanamayacağı yere burada bakın. Hakikaten çok şık. Ve Kerem Aktürkoğlu'nun en son ne sevinciyle bitirmişti? Harry Potter sevinciyle bitirmişti. Vallahi samimiyetle söylüyorum. Ertesi gün de söyleyeyim size. Bana daha çok Harry Potter'dan hani Magic Wand nedir o? Nedir? Bilmiyorum. Sihir yaptığın çubuk. Pek uzman olduğum bir konu değil. Yaptığın. Asa çok teşekkür ederim sevgili reji. Asa ile yapılan hareketten ziyade sanki bir kılıçla yapılmış bir eskrim hamlesiymiş gibi geldi bana. O da bana direkt Cyrano de Bergerac'ı anlattı. Edmond Dantes'in ölümsüz eseri. Onu anımsattı. Daha çok sanki Harry Potter'dan ziyade bir aklıma o geldi yani ilk seyrettiğim zaman. Hatta öyle not almışım. Meğer şeymiş. Harry Potter'mış ondan sonra. Gözlükten, öğrendik. Gözlükten mi göndermiş? O da çok şık. Bu da çok şık goldü.
Hakikaten çok güzel goller atıldı 19. hafta itibariyle. Söylediğimiz gibi hepsini zaten ertesi gün programlarımızda ele aldık. Hepsinin hakkını dilimiz döndüğünce vermeye çalıştık. Herkesin eline ayağına sağlık. Yalnız bu listeye girmeyen ve Uğur Bey'le ikimizin de gerçekten bu yok muydu bunu da ekleseydik dediğimiz bir tane pozisyon var değil mi? Aynen. Onu da listeyi hazırlayan arkadaşlarımın affına sığınarak, editör arkadaşlarım Tolga ve Hayrullah'ın affına sığınarak Beşiktaş-Göztepe maçından Beşiktaş'ın ilk golü. Hazırlanış anlamında ertesi günü programda da çok beğendiğimizi belirtmiştik. Bir daha hatırlayalım. Bunu bizim arkadaşlar listeye koymadığı için biz sıralamayı almadık. Sadece ekstra hatırlatma amacıyla, bir daha üzerinden geçme amacıyla ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Larin'in bitirdiği pozisyon. Tabii biraz daha baştan olsaydı iyiydi. Çünkü neden? Gezzal sol kanatta, hatta kendi ceza sahasına yakın Beşiktaş'ın sağı, Göztepe'nin solunda baskı alıyor, baskı yiyor. Oradan topu kaybetmeden geriye doğru kendi ceza sahasına gidiyor. Görerek Rıdvan'ı atıyor. Rıdvan orada savunmadan çok güzel sıyrılıyor. Orta sahada dribling, sağ tarafta Josef de Souza. Oğuzhan'ın pası, indirişi, yumuşatışı muhteşem. Oğuzhan'ın ekstra pası bitirişi harika. İlk yarının en iyi hareketlerinden biri. Kaç kişi saydık? Oğuzhan'ın pası. Gezzal, Rıdvan, Josef de Souza, Oğuzhan, Veler'in 5 oyuncu. Herkes doğru işi yaptı kolektif olarak. Şu Oğuzhan'ın pası herhalde Süper Lig'de ilk yarının en iyi hareketlerinden. En iyi gol pası değil mi? Belki de en iyi gol pası. Ekstra pas. Yani attığı yer, topun şiddeti. Tek dokunuş, şiddet. Bak bir de dönüyor. Muazzam. Aynen, bir evet. Asist oldu. Ama söylediğimiz gibi zaten atılan, ekranlarınıza getirdiğimiz 20 gol ziyadesiyle güzeldi. Bunu da 5 oyuncunun birden yaptığı, kolektif bir akıl ortaya koyduğu bir pozisyon olarak sizlerle paylaşmak istedik. Yine akıllarda kalan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından neredeyse orta sahadan kullandığı serbest atış. Hakikaten şık gollerdi. Hangi birisine şey yapsak, siz söyleyin, dokunsak, hepsi zaten çok güzel. Okaka'nın röveşatası yine şeyi var. Röveşatası var. Figueiredo'nun 50 metreden golü var. Ya onu aslında... Ekstra bir goldü. Ben şöyle söyleyeyim. Çok iddialı mı olacak bilmiyorum ama aklıma direkt şu geldi. Ya hiçbir itirazım yok. Çok şık bir gol. Akıl dolu bir vuruş. Becerili bir vuruş. Ama diğerleri hazırlanış anlamında sanki biraz daha ondan daha iyi gibi geliyor bana. Çünkü hani bu tek vuruş. Haksızlık etmeyeyim. Biz de organizasyonları daha çok seçtik ya. O sonuçta tek vuruş ama tek vuruş olarak çok ekstra bir gol, evet. Aynen öyle. 50 metre ve önem derecesi açısından da. Bu da bu pozisyonda. Maçın hemen başı. Direkt vurdu. Tekrar hatırlatmaya gerek varsa, burada kaleci Berke de önde vesaire falan diye eleştiriler oldu ama yani herhalde en son kızılacak adam şey olsa gerek bu golde. Tabii, çünkü Fenerbahçe Berke pasla çıkıyor. O da doğal olarak bir pas opsiyonu olarak öne geliyor. Yayının çevresine geliyor. Taktik olarak orada yapması Gustavo'nun, gerektiği gibi. Aynen öyle. Gustavo'nun kaybı tabii beklenmedik bir kayıp. Berke üzerine okunamayacak 50 metreden de kusursuz bir vuruş. O zaman tekrar etmek gerekirse Uğur Beyciğim, ben 18. haftada Yunus Akgün'ün kaleciden başlayan Vargas'ın orta sahada taşıdığı çalımlarla getirip Yunus'un nefis bitirdiği pozisyonu birinci sıraya koydum. Bakasetas'ın Kayseri Spor maçında uzaklardan vurduğu şut ikinci ve Güven'in, Rozier'in harika pasında Güven'in demi volesiyle üçüncü olarak seçtim. Ben bir Güven dedim galiba. Doğru, siz bir Güven dediniz. Bir Güven, iki Bamba, üç Yunus seçtim. Aynen öyle. Yani bir Güven, iki Bamba, üç Yunus. Gollerin hepsi güzeldi. Dediğim gibi herkesin eline ayağına sağlık. Şimdi değerli izleyenler, neyle devam edeceğiz? Bir saniye şuradan bakıyorum. Bir aramız var. Peki. Peki değerli izleyenler, bir kısa araya gidelim. Ardından tekrar buradayız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Araya gitmeden önce 20 gol getirmiştik ekranlarınıza. Uğur Bey'le ikimiz de üçer gol seçmiştik. Şimdi geride bıraktığımız ilk yarısında, 2021-22 sezonunun ilk yarısında 11'leri tercih edeceğiz. Bakalım Uğur Bey hangi 11'leri tercih edecek? Bakalım ben hangi isimleri tercih edeceğim? Nasıl yapıyoruz şimdi Uğur Bey? Mevki mevki mi
Mevki mevki gidiyoruz galiba değil mi? Kalecileri göreceğiz önce. Önce kaleciyle başlıyoruz değil mi Tolga? Diziliş konusunda var mı, bir kopya verecek misin Tolga? 4-2-3-1 mi, 4-4-2 mi, 4-1-4-1 mi, ne yapalım? Oo, peki tercihinize göre Uğur Beyciğim, buyurun. Tamam. İstatistiki anlamda da ligin en iyi rakamlarına ulaşan 3 kaleci ve biri liderin kalesi, biri lig ikincisinin kalesi, biri de 6. galiba değil mi? Adana Demirspor. Ama kendi kategorisi için 6. da tabii çok büyük başarı. Yani öyle bir dizmiş ki arkadaşlar, zaten pek dokunmaya ihtiyaç yok bence. Yani bence zaten bu sıra 1-2-3 lige yaptıkları etki itibariyle yüksek. O zaman Uğurcan yaptı. Dedik. Sonra Seyit, sonra Muriç bence. Bu sıralamaya ben de katılıyorum aynen söylediğiniz gibi. Uğurcan, İbrahim ve Muriç kalecilerde. Gelelim sağ beklere. Burada Ferdi Kadıoğlu, Cebrail Karayel ve Valentin Rozier sezon boyunca sağ ve sol kanatlarda oynadı Ferdi Kadıoğlu. Şöyle kabaca bir cümle kurabiliriz, genelleme yapabiliriz. Ferdi hangi kanatta oynadıysa Fenerbahçe'nin oyunu da biraz oraya doğru evrildi oynanan kesinlikle maçlarda. Yani ligin de en etkili beki galiba. Hani sağ sol ayırt etmeksizin. İlk 19 haftayı dikkate alırsak takımının kaderine en fazla tesir eden, bekten oyunu yöneten, oyunu yönetmeni olan oyuncu oldu Ferdi. Olumsuzluk olsa dahi bundan etkilenmeyen oyunculardan bir tanesi oldu. Evet, takımda çok inişler çıkışlar, teknik adam değişikliği, protestolar, yönetim protestosu, maç içi kopukluklar, oyunculara protesto değil mi? Dünya kadar şey yaşadı Fenerbahçe. Bu arada Ferdi sanki kulaklarında tıkaç varmışçasına, gazete okumuyormuş, sosyal medya takip etmiyormuşçasına. Doğru. Etrafında olup bitenden habersizmişçesine çok istikrarlı, dayanıklı bir performans gösterdi ki yaşı da küçük yani bu çocuğun, 21-22 yaşında. O yüzden hani Ferdi'yi nereye koysan zaten o pozisyonu domine eder. Doğru. Buraya koymuşuz. O zaman birinci sıraya mı alıyorsunuz sağ bekte? Şüphesiz burada benzer bir şekilde Cebrail de Altay zaman zaman üçlü oynadı, zaman zaman dörtlü oynadı. Cebrail de ofansif olarak ciddi katkı yaptı. Bir de galiba ligin en fazla mesafe kat eden oyuncular arasında giren tek bek. Hep orta sahalar giriyor. O bek oyuncusu olarak ayar bozan, giren bir oyuncu. Altay, Cebrail küme düşme hattının bir tık üzerinde Altay. Orada kendine yer buldu. Ve kötü giden takımı son 12 maçta kötü giderken Cebrail yine de direnen, ayakta kalan, formasını kaybetmeyen, istikrarını kaybetmeyen, bu iyi performansını bir de süper golle de süsledi Trabzon maçında. Yani ligin en dikkat çekici, hani ligin çaylağı sonuçta. Ligde çaylak. Tamam. Çaylak oyuncusu oldu. O yüzden burada da yine Ferdi, Cebrail, Rozier sıralaması sanki makul. Sevgili Tolga, aynı bu sıralamada verdi Uğur Bey tercihini. Ben sadece Rozier'i, benim kişisel tercihim Rozier'i başa alacağım. Rozier bence birinci. Ferdi Kadıoğlu ve Cebrail diye devam edeceğim. Uğur Bey'in diğer futbolcular için söylediklerinin hepsine katılmakla birlikte Beşiktaş'ın oyunu içerisinde Rozier'in varlığıyla yokluğu geceyle gündüz gibi fark ediyor. Doğru. Yokluğu gerçekten çok arıyor. Varlığındaysa üretim anlamında ya da savunma anlamında çok büyük katkı sağlıyor. Sadece bu sebepten dolayı ben Rozier'i birinci sıraya yazıyorum. Sağ bek, ikinci Ferdi, üçüncü de Cebrail dedim. Stoperler, öncelikle 3 stoperimiz gelsin ekrana. Kim Minje, Victor Nelson ve Avaziyem. Bunu sağ stoper, sol stoper gibi mi düşündün, evet, Tolga? Bir sonraki satır gördüğünüz gibi Abdülkerim Bardakçı, Salahi ve Markao var. Bunlar sağ stoper. Evet. Yani öyle iki stoper var ki, ikisi de ligin çaylağı, Kim Minje ve Nelson. İkisi de takımlarının kaderini ciddi etki ettiler. İkisi de yaşları 25 yaş altı. Yaşlarından çok olgun oynadılar. İkisi liderlik yaptılar. İkisinin de yokluğu çok hissedildi. Gerçekten seçmek zor. Ama bazen böyle Kim Minje'nin hayati müdahaleleri sanki sayıca biraz daha fazla oluyor. Böyle çizgiden çıkardıkları net gol pozisyonunda son müdahaleleri falan. Fenerbahçe kötü giderken ayakta kalmayı da başardı. O açıdan belki burun farkıyla Kim Minje mi burada? Tam bu noktada şöyle bir not düşebilir miyim acaba? Avaziyem'in yokluğu. Şöyle söyleyeyim. Tek başına oynadığı zaman bir stoper yanındaki oyuncudan bağımsız olarak da iyi mi? Yoksa
yanındaki oyuncuya bağımlı olarak performansı değişiyor mu? Bu çerçeveden baktığımızda Avaziyem daha farklı bir noktada duruyor mu, durmuyor mu? Özel bir oyuncu, doğru. Duruyor. Özel bir oyuncu. Geçen sezonda işler kötü giderken ayakta kaldı. Bu sezonda ayakta kaldı. Buraya girmesi başarı zaten. Avaziyem burada olması. Ama rakipleri çok güçlü. Rakipleri evet. Rakipleri felaket güçlü. O zaman aynı yazıldığı gibi 1-2-3. Aynen öyle. Benim 1-2-3'üm yine yazıldığı gibi. Kim Minje, Nelson, Avaziyem. Tolga ile konuşmadık ama Tolga hep Tolga'nın sıralamalarına... Zor isimleri seçmiş değil mi? Uymak durumunda ama kaldık. Ama tabii onu evet. Da performansa göre seçti yani hakikaten. Doğru, verileri de dikkate alarak değil mi? Rakamlara dikkate alarak. Sevgili seçti. Tolga, ikimiz de aynı fikirdeyiz Uğur Bey'le. Kim Minje 1, Nelson 2, Avaziyem 3. Diğer tandemin diğer ayağına bakalım. Abdülkerim Bardakçı, Atilla Salahi ve Marcao. Şimdi tabii bir süre uzak kaldı sahalardan. Marcao cezası evet. Sebebiyle ancak oyunun kurulumu. Ferdi için, Fenerbahçe'deki oyunu için az önce ne söylediysek Marcao için de Galatasaray'ın oyunu için aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü sadece savunmadaki başarısı değil, Marcao'nun aynı zamanda oyun kurulumunda, onun oynadığı maçlarda oyun o tarafa doğru yıkılıyor, o tarafa doğru evriliyor. Nelson'la oynadığı zaman Nelson'un performansı bambaşka oluyor. Luyendama ile oynadığı zaman yani yanındaki tandemin diğer ayağını da net bir şekilde etkileyen bir oyuncu. Kesinlikle. Ancak Abdülkerim Bardakçı'da 3 gol 3 asisti var. Takımın kompakt oyunu içerisinde en kompakt oyunculardan bir tanesi. Hızlı çıkışlar olsun. Salah'a da belki Premier Lig'e gidecek. Yani ne acayip desem bir kategori hepsini burası. Bire yazabiliyor muyuz? Kesinlikle. Burası acayip burada bir kategori seçmek olmuş. Mümkün değil ya. Tolga yaktın. İkisi mı? Sol olmasaydı Salah'a Marcao olabilirdi. Ama ikisi de sol olduğu için çaresiz birini elemek durumunda kalacağız. Bilemiyorum ki. Pereira biraz oynatmadığı bölüm var Salah'ı. Orada hani Salah'ın bu baskın performansını biraz kendi eliyle aşağı çekti. Dörtlüye döndüğünde Salah'ı kullanmadı. Kim Mathisaran'ı kullandı. Sanırım 3,5 maç Salah'ı kullanmadı veya 5 dakika 7 dakika verdi. Orada biraz aşağı çekti ama Marcao hep vazgeçilmezdi Galatasaray için. O yüzden öbür stopere de Kim Minje'yi seçtiğim için burada 1 Marcao 2 Salah'ı. Kimi öyle bir üç oyuncu ki hangi takıma, hangi hocaya sorsanız gözü kapalı. Kesinlikle. Kabul eder, havada kapar. Kesinlikle. Bu oyuncuları. Abdülkerim milli takıma da gitti. Seçmek hiç kolay değil. Üçünün de hem savunmaya hem hücuma katkısı. Ekstra. Gerçekten çok çok ekstra. Takıma katkıları, takımın oyununa katkıları. Burada ben de açıkçası Marcao'yu birinci sıraya tercih edeceğim. Atilla Salahi ve Abdülkerim Bardakçı özür dileyerek hepsinden böyle bir sıralama yapmak istiyorum. Söylediğim gibi benim takımım olsa hepsi ilk 11. Üçünü de oynatırım aynı. Ama sevindirici bu Süper Lig'den. Ligin ilk yarısından şu pozisyona kadar iyi etkileyici performanslar çıkmış gerçekten de. Altın 11'in gümüş 11'den bir fazlası olmayacak kadar iyi performanslar çıkmış. Bakalım sol beke. Burada adaylar Giler mi? Rıdvan ve Caner Erkin. Rıdvan Yılmaz ve Caner Erkin. Evet, burası çok güçlü değil diğer pozisyonlar kadar. Zaten milli takıma da sol bek bulmakta güçlük çekiyoruz. Giler mi burada? Hem gol asist katkısı hem devamlılığı. Yanılmıyorsam 19 maçın hepsinde 90 dakika oynadı. Ligin de artık deneyimlerden olma yolunda. Bindirmeleriyle birçok maçta kritik etki yaptı. Konyaspor'un Süper Lig ikincisi olması Skubic'le beraber rolü çok fazla. Gilerme'nin cebinde Skubic diye düşünüyorum bunu. Gilerme'yi seçerek ama dediğim gibi Gilerme Skubic ikilisine birden saygıyla buraya Gilerme'yi seçiyorum. Buradaki tercihim Gilerme Rıdvan Caner. Kesinlikle ben de 1-2-3 şeklinde Gilerme Rıdvan ve Caner diye düşünüyorum. Bunun üzerine yayına girmeden önce düşündüm. Hani Rıdvan bir olur mu vesaire ama performans olur. Gelecekte inşallah olacaktır. Çok daha iyi olacaktır. Sadece bu sıralamada değil belki Türkiye satında belki Avrupa'da da teklifler alacaktır. İnşallah bütün oyuncularımız aynı seviyeye gelir. Daha fazlasını başarırlar, becerirler. Ancak bu sezonki performans gerek hoca tercihleri Rıdvan'ın bir önünde hoca bir şey oldu. Bayağı bir süre. Dönemi oldu yani. Evet. Umut Meriç tercih etti Sergen Hoca. Gerek performans anlamında Gilerme'nin hakkını teslim etmek lazım. Diğer futbolcuların da hevesini, şevkini hiçbir şekilde kırmadan. Çünkü eminiz ki çok daha iyi noktalara gelecek. Şimdi merkez orta saha.
İlk olarak adaylar Marek Amşik, Josef de Souza, Lucas Bilya. Ya öyle isimler seçiyorsun ki Tolga. Burada belki ligin de ilk yarıda en iyi Samşik. Zaten evet. En çok mesafe kat eden ligin. Değil mi? Evet. Üçüncü bölgede en fazla isabetli pas yapanı. Rakip yarı alanında en fazla isabetli pas yapanı. Zaten istatistiklerin de zirvesinde Marek Amşik. Lige de en fazla tesir eden transfer oldu herhalde. Josef ve Bilya'da saygıyla ama Amşik burada. 1-2-3 yani aynı sıralandığı gibi değil mi? Doğru. Aynı fikirdeyim. Diğer orta sahaya geçelim. Vargas, Çikaldao ve Bertolacci. Ne dersiniz? Şimdi bu pozisyonda da Bertolacci çok iyi başladı sezona. Aynı vitesi koruyamadı. Çikaldao bir Covid problemi yaşadı. Covid'den sonra aynı seviyeye dönemedi. Yoksa belki o devamlılığı gösterseydi rakiplerin önüne geçebilirdi ama Matias Vargas hem devamlılığı hem skor alan tesiri hem Adana Demirspor'un bulunduğu pozisyondaki rolüyle Vargas. Birinci sırada gümüş ve bronz. Çikaldao Bertolacci diyeceğim ben. Benim burada tercihim Vargas birinci sırada. Bertolacci 2, Çikaldao'yu 3 olarak yani bronz olarak değerlendirmek istiyorum. Son merkez orta saha adayları Bakasetas, Mesut Özil ve Emre Akbaba. Buyurun seçin, seçebilirsiniz. Yine burada Trabzonspor'un zaten 46 puanla açık ara zirvede olmasında Hamşik'le beraber, Vakayme'yle beraber, Uğurcan'la beraber ana rollerden biri. Sakatlığına kadar, sağlık sorunu yaşayana kadar da neredeyse her maç gol ya da asist yapıyordu. Yani Bakasetas'ın gol ya da asist yapması artık haber değeri taşımıyordu. O kadar istikrarlı gidiyordu. Hiç vitesi düşmüyordu. Son bölümde evet bir sağlık sorunu yaşadı. Eski seviyesine dönemedi ama oynadığı bölümde de o kadar lige tesir etti ki. Ya kimsenin onu geçmesi mümkün değil. O yüzden Bakasetas burada yine açık ara. Birinci. 10 numara rolünde. Emre Mesut diye sıralarım ben. Emre'yi de şu yüzden öne aldım. Koşu mesafelerinde defalarca ilk sırada çıktı. Oyununu iki yönlüye çevirdi Alanya'ya gittikten sonra. Çok dipten geldi. Buraya yükseldi. Beklenmedik bir performans. Alanya'nın çıkış yaptığı bölümleri başroldeydi. Mesut'un istatistikleri farkındayım. Çok daha iyi ama Alanya'nın oyununda Emre'nin ağırlığını göz önüne alar, yoğunluğunu göz önüne alar. 2 Emre, 3 Mesut bence. Ben Bakasetas 1. sırada, Mesut Özil 2. sırada, Emre Akbaba 3. sırada aynı bu dizilişle tercih edeceğim. Geldik sol kanada. Vakayeme, Max Gradel ve Kerem Aktürkoğlu. Vakayeme 1. olarak zaten herhalde herkes tercih edecektir ama hem Gradel hem Kerem Aktürkoğlu takımlarını sırtladıkları maçlar oldu tek başlarına. Evet. İki oyuncu da tek başlarına takımları sırtladık, kendi takımlarını sırtladıkları maçlar oldu. Dolayısıyla yani nasıl seçeyim, nasıl yapayım bilemedim. Avrupa'daki performansını da göz önünde bulundurarak Kerem Aktürkoğlu'na 2, Gradel'e de 3 diyeceğim. Sana. En zor pozisyon burası gerçekten. Evet. Ya 3'ü de altın 11'e girmeli. En zor pozisyon. Evet. Şeyin İngiltere milli takımının sağ bek pozisyonu gibi olmuş. Yani Trent Alexander-Arnold da var orada. Reece James var. Trippier var. Dünya kadar sağ bek alternatif var. Diğer pozisyonları yok. Evet. İngiltere'de 10 tane sağ bek bulabiliyorsun. Onun gibi olmuş. Yani bizde de ligde sol açıkların kader belirlediği bir sezon olmuş. Bakıyorum Vakayeme, Gradel, Kerem sadece bu pozisyon değil hani sezonun oyuncusu olabilecek performanslar gösteriyorlar. Üçü de. Çok acayip bir pozisyon olmuş burası. Seçemiyorum, bilmiyorum. Yani istatistirse bile Vakayeme'yi seçeceğiz herhalde. Ben de Vakayeme, Kerem, Gradel. Geldik sağ açığa. Burada adaylar Vişça, Serdar Gürler, Efecan Karaca. Yani yine ne desem. Öyle mi? Yunus ne oldu? Aa, Yunus yazıyor. Yanlış mı yazdık dostlar bunu? Yo, doğru. Efecan'ı mı aldık sonra? Efecan. Doğru, Yunus. Değil mi Tolga? Sonuçta çok fazla oynayamadı. Evet. Söylediğiniz gibi Efecan'ın da. Vişça tabii Başakşehir 3'ünü sıraya taşıdı. Var. Asist kralı. 10 yılın oyunu Süper Lig'de. Sadece bu yılın değil. 2010'lu yıllara damga vuran Muslera ile beraber damga vuran oyuncu oldu. Başakşehir'in bir tane şampiyonu var. Orada başrol oynadı. 10 yıldır hiç istikrar düşmüyor. Her sezon altın 11 yapıyorsun. Vişça ya orada oluyor ya hemen dibinde gümüşte oluyor. Acayip bir istikrarı var gerçekten. Çok etkileyici. Rol model bir oyuncu. Serdar da, Efecan da, Yunus da iyi sezon geçirdiler ama Vişça'nın ligi etkisi tabii onların üzerinde. Her şeye rağmen
Bence Serdar Gürler birinci, Edin Visca ikinci, Efecan Karaca ise üçüncü. Çünkü şunu düşünüyorum, Serdar Gürler zaman zaman devamlılık sorunu yaşadı. Zaman zaman oyun içerisinde kopmalar yaşadı. Ama bu sezon bunların hepsini bir kenara bırakmış ve çok ciddi bir konsantrasyonla her hafta oyununu yukarıya çeken bir performans sergiliyor. Naçizane bence doğru. Bu performansı da bu şeyde benim 11'imde birinci sırayı almasına yetiyor. Gelelim son mevkiye. Santraforlar. Burada bize tuzak kurmuş 4 kişi seçmiş. Burası da güçlü. Gerçekten öyle. Pesic gol kralı. Ama ben onu tercih etmeyeceğim. Bokaka ve Umut'un takımlarına yaptıkları katkı anlamında diğerlerinin biraz daha önüne çıktığını düşünüyorum. Cornelius çünkü çok iyi bir takımın üretimlerini gole çeviriyor. Arkasındaki iyi takımın çok büyük rolü var Cornelius'un istatistiğinde. O yüzden Cornelius'a da büyük saygıyla onu da seçemeyeceğim. Benim buradaki tercihim Umut Bozok. Evet, 1 numara aynı Umut, 2 numara Okaka, 3 numara Cornelius. Bütün oyunculara dördüne birden hakikaten büyük saygıyla performansları az buz performanslar değil ama aynı Uğur Bey'in söylediği gibi ben ilk sıraya Umut Bozok'u yazacağım, ikinci sıraya Pešić'i yazacağım. Sırf bahsettiğiniz arkasındaki güçlü kadrolar ve takımların olmadığını varsayarak bu iki futbolcuyu birinci ve ikinci Umut Bozok 1, Pešić 2, Cornelius'u 3, Okaka'yı da dördüncü olarak tercih edeceğim. Şimdi bitirdik. 11'ler hazırlanacak. Değerli izleyenler tamam. Bir ara rica edelim sizden. O esnada hem Uğur Bey'in hem benim tercihlerim grafik haline getirilsin. O aranın ardından hep beraber bakalım yine. Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Değerli izleyenler hatırlayacaksınız araya gitmeden önce 11'leri seçmiştik. Öncelikle Uğur Bey'in, Uğur Meleke'nin 11'i gelsin efendim ekranlara hazırladılar arkadaşlarımız. Uğur Bey kalede Uğurcan. Dörtlü savunma Gilerme, Markao, Kimmiçe ve Ferdi. Marek Hamşik, Vakayeme, Bakasetas, Matias Vargas, Visca ve Umut Bozok. Evet bunların yanında Salahi, Kerem ve Okaka'yı da yedek kulübesine koymak istedim. Bir de benim tercihim gelsin lütfen ekrana. Kalede Uğurcan yine Gilerme, Markao, Kimmiçe ve Rozier'i tercih ettim sağ bekte. Onların önünde Marek Hamşik, Envakayeme, Bakasetas, Matias Vargas ve Serdar Gürler ki açıklamıştık. Yani tercihlerimizin hem Uğur Meleke hem ben açıklamıştık tercihlerimizi ve Umut Bozok'u da neden tercih ettiğimizi. Yalnız sevgili Tolga'nın, Tolga Kurdu'nun hazırladığı 3 aday bütün mevkiler için hangi hoca olursa olsun, hangi teknik direktör olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun herkesin tercih edeceği isimler tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Bu performanslarından dolayı. Kesinlikle öyle. Şimdi 11'leri paylaştıktan sonra sırada neyle, sırada ne var neyle devam ediyoruz? Bu karma 11 tercihiydi. Bir de manşet ekibi olarak, BİM manşet ekibi olarak yerli oyunculardan bir 11 hazırladık. Onu da sizlerle paylaşalım, ekranlarınıza getirelim. Uğurcan kalede, Rıdvan, Abdülkerim, Samet ve Ferdi. Savunma dörtlüsü Umut Güneş ve Mahmut Tekdemir burada. Kerem solda, Serdar Gürler sağda, Mesut Özil ortada ve en ileri uçta da Umut Bozok. Şimdi altın 11'lerimize üçer yerli girmişti. Uğurcan, Ferdi 2-11'de de var. Umut Bozok 2-11'de de var. Serdar sende vardı. Doğru. 3'e 4 yerli girmişti. Yani tam da Süper Lig'in yabancı sınırı uygulamasına uygun bir şekilde denk düştü. O yüzden her takımda da yerliler, yabancılar hemen hemen eşit dakika aldığı için veya yabancılar bir tık daha fazla aldığı için bir de ayrıca yerli 11 yapalım dedik ki yerli 11'de de genç oyuncuların da sayıca fazla olması sevindirici. Daha gençleri de var, onu da getireceğiz birazdan. Evet, onların da buraya girebilmiş olması sevindirici. Bunların işte bazılarını tabii ekstra parantez açmak lazım. İşte Samet, Adana Demirspor'un stoperi. Orada Resul sezona stoper başlamıştı. Simon Deli gibi yine başka güçlü bir rakip de söz konusu orada veya partner şu anda. Ama Samet ilk yarının bütününde istatistikleriyle de Opta'nın verilerine göre stoperler arasında, yerli stoperler arasında Abdülkerim'le beraber ön plana çıktı. O yüzden o doğruya hak ederek, rakamlarıyla hak ederek girdi. Mahmut
Tabii yine burada olması sürpriz bir isim. Çünkü şüphesiz ki yaş alıyor. 33-34 oldu. Milli takımdaki yerini kaybetti. Başakşehir'de orada güçlü rakipler. Geçen sezon Azubuike alındı. Sonra Yusuf Enda'yı Şimi'ye alındı. Bir dönem Mehmet Topal vardı. İşte bu sezon bakıyorsun Berkay'ı orada kullanabiliyor. Sürekli alternatifler geliyor Başakşehir onun pozisyonuna ama geliyorlar gidiyorlar. Yine kalıcı olan Mahmut oluyor. Bir noktadan sonra gerek Aykut Hoca'nın gerek Emre Hoca'nın yine orta sahadaki vazgeçilmezi oldu. Yine topladığı serseri toplar. Yine yaptığı pas araları, yine güçlü sezgileri. Belki de onu milli takıma bile taşıyacak. Tekrar Mahmut'u ilk yarının en dikkat çekici yerli ön libero performanslarını. Umut Güneş ise Alanyalı oyuncu. Savunmanın göbeği ve bahsettiğiniz Umut Mahmut ikilisi. Şu dörtlü. Öyle bir takım olmuş ki geneline baktığınız zaman özellikle bu dörtlü öyle bir orta saha kurgusuna müsaade eder ki savunmanın göbeğiyle birlikte. Şöyle bir baktım şahane takım olmuş. Ön tarafı rahatlatır değil mi? Sert bir grup. Sert bir grup. Yıpratıcı bir grup olmuş. Öndeki oyuncular hani biraz daha az koşabilirler. Arkalarında Umut Mahmut, onların arkasında Abdülkerim Samet gibi sert bir stoper ikilisi olduğu için. Umut Güneş, ya Alanya oradan sürekli oyuncu kaybediyor. Fatih Aksoy'u kaybetti. Daha önce biraz geriye sararsan hikayeyi Bakasetes'i kaybetti. Biraz öne sararsan Salih Uçan'ı kaybetti. Berkan Kutlu'yu kaybetti bu sene. Sürekli orta saha oyuncu kaybediyor. Yani Berkan'ı, Salih'i, Bakasetes'i, Fatih'i falan gidince aslında Alanya'nın orta sahası kırılması ve orada sorun yaşamanı beklersem Umut Güneş geçen sezon dakikaları paylaşıyordu. İşte Efkan biraz dakika alıyordu. Umut biraz alıyordu. Berkan biraz alıyordu. Bu sezon esas role geçti. Birçok oyuncu ayrılınca tabii orta sahadan. Ve o rolü de aslında hak ediyormuş, bekliyormuş. O da kat edilen mesafe istatistiklerinde. Neredeyse her hafta ilk 5'te gördük onu. Aynen öyle. Çok koşan, çok çalışan, çok yürekli bir oyuncu. Top kullanımıyla da aslında orada fark yarattı ve orada hak etti. Sizin evet. De altını çizdiğiniz gibi sert bir ikili oldu. Mahmut Tekdemir'in genci diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet. Öyle bir çizgisi var kesinlikle. Ya Mahmut hala üst düzey oynamaya devam ediyor. Sadece profil olarak onun genci diyebiliriz. Birbirine benzeyen. Bir de Umut'un hani tam oynadığı, direkt oynadığı ilk sezon. Çünkü kısıtlı oynuyordu. Dakikaları paylaşıyordu. Bu sezon az. İlk defa kendini az hissediyor. Kemik gibi bir savunma göbeği ve savunma önü kurgusu. Bekler zaten şahane. Gelelim açıklara. Kerem ve Serdar Gürler. Takımınız olsa ikisini de alır mıydınız? Çok bence şey bir sorum milli takımda da olmalılar artık. Boş bir sorum oldu. Kerem evet. Zaten girdi. Serdar da artık geniş kadroya girmeli. Çünkü bu iki oyuncunun diğer kanat oyuncularına farkı evet geniş alanda uzun mesafede sprinterler. Doğru bunu hepimiz biliyoruz. Zaten o yüzden geldiler bu seviyeler ama sprinterliklerinin yanında kısa mesafe çabuklukları, cesaret etmeleri, cüret etmeleri, çalım denemeleri. Ve son vuruş becerileri de olmaz. Çünkü koyuyorsun kanat adamını Süper Lig'de sezonu bir golle tamamlıyor. Kanat hücumcusunun sezonu bir golle tamamlaması olmaz. Onun da gol atması lazım. O da forvet. Şimdi Serdar ilk yarıda yanılmıyorsam 4 gol 6 asist. Kerem Avrupa gollerini de eklersen daha yüksek bir gol sayısına ulaştı. Çünkü Galatasaray'ın Avrupa macerasında da özellikle ön elime turlarında da sorumlu kaldı. Bir de gol atan kanat oyuncuları. Milli takımın kanat rotasyonuna bakıyorsun. Cengiz ile Kerem'den sonra üçüncü bir oyuncu net bulamıyorsun. Arıyor Stefan Kuntz. Zaten Şener Hoca da Kenan'ı kullanıyordu. Stefan Kuntz Barış Alper'i bir maçta ilk 11'de kullandı. Yusuf'u bazen kanatta kullanıyoruz ki orijini kanat değil. Pekala Serdar da 30 yaşında biraz geç oldu ama o rotasyona girebilir. Takım oyuncusu olduğu kadar her iki oyuncu Kerem ve Serdar takım oyuncusu olduğu kadar araya gitmeden önce de söyledik. Takımlarını tek başlarına sırtlayabilen oyuncular da. Doğru. Dolayısıyla sadece katkıları... Sadece iyi gün topçusu değil, kötü gün. Aynen öyle. Sadece katkıları sadece bununla sınırlı değil yani. Kesinlikle. Tabii gelelim. Orada... Buyurun. Bu kurgu içerisinde Mesut Özil'e. Hep ne diyoruz? Mesut Özil'in oynayabileceği bir 11, bir kurgu tercih edilmeli. Bu da sanki onun istediği gibi... Doğru. ...virtüöz olabileceği... İstediği gibi yönlendirebileceği ve bu yönlendirmelerden sonuç alabileceği bir 11 gibi görünüyor bu. Doğru. Mesut Özil de tercih eder bu 11'de. Mesut ne ister? Oynamak. Önce onu düşünelim. Mesut buyurun. Kariyerinde neyi istedi? Hangi ekosistem oluşunda başarılı oldu? Bir, arkasını süpürecek adam. Onun buyurun. Koşmayacaklarında koşacak adam. Buyurun. İki tane aslan gibi Umut'la Mahmut var. İki, ara pası atabileceği adam. Attığı topa koşacak. Evet. Onları alacak. Buyurun iki tane. Hatta üç bir tane. De bindirmeleri de düşünün. Beklerle beraber 5 tane. Kerem, Serdar, Umut üçü de araya atılan toplarda iyi oyuncular.
Ayrıca Rıdvan Ferdi de son derece hücumcu bek. Oyunun iki yönünü oynayabilen. İki yönlü oyuncular. Evet, Mesut'un etrafında böyle oyuncu olsaydı acaba Mesut'un asist sayısı artar mıydı? Çünkü pek asist yapamadı ilk yarıda değil mi? 7 gol ama. Ama oyun itibariyle zaten çok az. Sizin tespitinize katılmamak mümkün değil. Mesut Özil, Vitor Pereira yönetiminde geçiş oyunu oyuncusu, kontratak oyuncusuna bunu yapamayacağı için değil, rahatlıkla yapabildiği için dönüştü. Evet. Ama buna yani büyük oranda bunu oynadı. Yoksa şu 11'de istediği gibi sağa at, at, sola at, at, geriye al, ver, ara pas, her türlü yapabilirsin yani. Ya Mesut kariyeri boyunca hani topu ayağına aldığında sihir yaratacağını düşündüğüm bir oyuncu. Doğru yere, doğru yöne, doğru yapan şiddette, doğru zamanda atan bir oyuncu ki bir tane sezonu var. La Liga'da, Real Madrid'de 29 asist mi? Arsenal'da da var bir tane sezonu. Birer sezonu var böyle. 26 mıydı, 29 mıydı? Çılgın istatistikler evet. Yaptı. Real Madrid ve Arsenal'da birer tane sezonu var. Yani doğru ekosistem, doğru habitatı bulduğunda, etrafını doğru insanlarla çevirdiğinde acayip fantastik istatistikler bulabilen. Belki o seviyede değil artık tabii ki. 33 yaşındaki Mesut'u kıyaslamıyoruz. 25'lik Mesut'la, 30'luk Mesut'la ama yine de bir asist mi, iki asist mi yaptı ilk yarıda? Şimdi Mesut'un da bu kadar düşük asist sayısında kalmasında Pereira'nın rolü var. Kabul mutlaka, etmek lazım. Mutlaka. Yani çünkü çok önde kalabalıklaşan bir Fenerbahçe yok. Mesut topu ayağına aldığında önünde oyuncu bulamıyor. Önünde oyuncu sayısı fazla olursa Mesut'un pas opsiyonu artar. Atacağı adam da yapayalnız, kendisi de yapayalnız. Evet. O yüzden de asist sayısı açısından beklenmedik bir şekilde çok düşük kaldı Mesut. Gol galiba 7, asist 1 mi 2 mi öyle bir şey. 2 galiba. 2. Bu hakikaten güzel bir. İlk yarının yerli 11'i hakikaten güzel. Hepsi yerli yerinde bir 11 olmuş. Bir de yine yerli oyunculardan ancak bu kez gençler, daha gençler, 23 yaş altı yerli 11'i hazırladık değerli izleyenler. Geride bıraktığımız ilk yarı için kalede Ersin ya da Berke, ikisinden birisi, ikisi de olur. Rıdvan ya da Cem Ali, ama ilk tercihimiz Rıdvan oldu. Serdar Saatçı, Ravil ve Bünyamin. Abdülkadir Ömür, Umut Güneş, Can Bozdoğan, Kerem, Yunus Akgün kanatlarda, Halil ya da Güven santrafor olarak dizilmişler. Açıkçası parmak ısırtan bir 11'i daha. Burada bir not düşeyim. Aslında Ferdi'yi koyacaktı editör Mustafa Olga ama Ferdi zaten her 11'i de vardı. Doğru. Hani burada da Bünyamin'i koyalım. Bünyamin'e de bir... iyi performansı ödüllendirmiş olalım. Evet, bir ödül olsun aynen diye. Öyle. Yoksa Ferdi de 23 yaş altı sonuçta. Buraya da uyuyordu. Ama her yere uyuyor. Aynen öyle. O yüzden sürekli Ferdi'yi koymak istemedik. Ümit milli takımımızın oyuncuları Bünyamin, Ravil, U19 milli takımın oyuncusu Serdar, A milli Rıdvan, Ümit milli Cem Ali. Bazıları çok dakika aldı. Rıdvan, Bünyamin çok dakika aldılar. Serdar, Ravil kısa dakika aldı. Emre Hoca'nın Ravil'i ön libero kullandığını antrenmanlarda duydum. Stoper de kullandığında acayip ayağı iyi. Çok yaşı küçük. Yaşının üzerinde olgun bir oyuncu. Ama ön libero oynayabilecek özelliklere de sahip. Belki onu ilerleyen zamanda yeri gelirse Başakşehir'de ön libero olarak da göreceğiz. Ravil Tagir'i ama Altınordu kökenli o da. Hani çok potansiyeli yüksek, çok iyi yerlere gidebilecek bir oyuncu. Orta sahada Can Bozdoğan Beşiktaş'ın kötü olduğu dönemde iyi performanslarla ön plana çıktı. Umut'tan zaten az önce bahsettik. Abdülkadir Ömür sağa çıktı oynuyor, bazen merkez orta sahada oynuyor. Galatasaray maçından sonra net bir şekilde yukarı giden grafiği var. Ki dip yapmıştı orada. O maçtan sonra kesinlikle, o maçtan sonra şunu söyleyebilir miyiz? Sanki bunu daha önce konuştuk programda da, acaba havada mı kaldı, ben mi hatırlamıyorum. Abdülkadir Ömür için hep söylenen şeylerden bir tanesi şu. Daha basit oynamalı. Çünkü daha zorunu yapmaya çalışıyor. Yapabildiği için. Daha basit oynasa ve daha hızlı oynasa, topu ayağına aldığında düşünmek yerine daha öncesinde düşünüp bunu yapsa çok daha başarılı olacak denirken, o maçtan sonra sanki tam da böyle yapmaya başladı. Doğru. Değil mi? Çok mu acaba Galatasaray maçından sprint sonra deniyordu, dribbling deniyordu. Biraz daha basit oynamaya. Topu aynen öyle. Top ayağından çabuk çıkarmaya, ki top da ayağına o kadar güzel yakışıyor ki. Aynen öyle. Dokunuşu sihirli sol ayağıyla. Ya hocanın orta bir Galatasaray maçından sonra Kasımpaşa maçında onu 11'e koyması çok önemli. Çünkü ıslıklandı, gözyaşlarına boğuldu. Trabzon yerel medyası işler iyi giderken herkesi kahramanlaştırabilir, işler kötü giderken mahvedebilir. Doğru. Hep söylerim, Trabzon'da su 100 derecede kaynamaz, 40 derecede kaynar yani. Çabuk kaynıyor ve işler olumsuz gittiğinde bir oyuncu için
çok zor duruma düşebiliyor yerel medyanın yazdıklarıyla. Ama Abdülkadir, arkasında Abdullah Avcı vardı. Abdullah Avcı'nın ilk yarıdaki en büyük başarılarından biri Abdülkadir'i kazanması. Kasımpaşa maçını 11'e koyması, onu kaybetmemesi. Sonra işte bir Karagümrük maçına gol işte. Hep o Abdülkadir üzerine yapılan mental yatırımların ürünü. Mesela Abdullah Hoca her gole belki bu kadar sevinmemiştir ama bu gole çok sevindi. Çünkü Abdülkadir'e çok emek etti. Abdülkadir de ayakta kaldı. Tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Ve ameli takımda 11'e girdi. Yani aklından, hayalinden, Galatasaray maçından sonra aklıncından geçiremezsin. Bir ay sonra milli takımla ilk 11'de çıktı. Cebeli Karadağ sürecinde ilk 11'de çıktı. Stefan Kuntz da onun hakkını teslim etti. 11'e koydu. Orada da etkili oldu. Süper bir asist yaptı, hatırla. Dolayısıyla zaten belki altın 11'e de girebilirdi sürekli oynasa. Giremedi ama 23 yaşı altı 11'e girdi. İleri üçlüye gelince ileri üçlü enteresan oldu. Çünkü ikisi Galatasaray'ın oyuncusu, biri de Galatasaray'ın kiralık oyuncusu. Galatasaray'ın hani Fatih Terim'in hep bahsettiği İleri yatırımlarıyla ilgili. Güven'i de unutmayın. Evet. Güven de var tabii orada, evet. Ama Halil'i öne çıkarttım, evet. Ben. Galatasaray tabii bu sezon çok kadroda bir revizyon yaptı. Mineşler vurdu. Gerçekten de yaş ortalamasını düşürdü. Mustafa Muhammed bile küçük, 24 yaşında. Kerem, Halil, gelecek sezon dönecek olan Yunus, hepsi genç oyuncular. Geleceğe yatırım yaptılar. Onlar da 23 yaş altı 11'e girdi ki Kerem'le Halil milli takımında 11'ine girdiler beraber. Onu da dününü de aldılar. Sanırım Cebel Tarık maçıydı. Halil'le ilgili belki şunu söyleyebiliriz. Çok fazla Galatasaray tercih olarak 4-4-2, yani iki santraforla oynamadığı için Halil biraz fazla orta sahada kayboldu. Kayboldu demek belki doğru olmayacak. Orada kaldı pas istasyonu olarak ya da santraforu asiste etmek anlamında biraz daha geride kaldı. Dolayısıyla bu da çok konuşuldu, zaman zaman maçlardan sonra çok eleştirildi. Halil'i öne çıkardık derken güvenle ikisini bu çerçevede kıyaslayacak olursak eğer nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Halil daha çok oynadı. Güven tabii o kadar dakika alamadı. Güven daha iyi son vuruşçu. Bitirici. Kaleye daha yakın olduğu için olabilir mi? Olabilir ama başka hususiyetleri sebebiyle de. Halil çünkü enteresan bir şekilde gol pozisyonuna sıkça giriyor. Pozisyona girmede sorun yok. Doğru yerlerde doğru yapıyor. Doğru vuruşları yapıyor ama gol olmuyor. Son vuruşlarıyla ilgili biraz Halil'in çalışması onun verimliliğini artırır tabii. İstatistiklere yansır. Şimdi Halil daha çok istatistik yapabilirdi bu oyunuyla. Çünkü oyunu iyi. Doğru. Doğru zamanda doğru yerde pozisyon almayı falan çok belli iyi. Belli ki yeteneği de var, becerisi yeteneği de var. Yeteneği de var. Championship'ten Premier Lig'e çıkan bir takımdan geldi. Brentford'dan geldi. Özellikleri oldu. Oyunu bildiği ortada. Oyun bilgisini skor olarak tabelaya yansıtması için biraz daha son vuruş hem tercihleri hem de son vuruş kalitesini artırması lazım. Kerem ve Yunus o anlamda kanat oyuncuları olmalarına rağmen bayağı skor yaptılar, istatistik, evet, yaptılar. Türk futbolunun da hani şu 11'e baktığın zaman 2026 Dünya Kupası serüveninde neredeyse bu 11'de herkes belki parçası olabilir. Yani 2026 Dünya Kupası elemelerinde bu 11'de herkes parçası olabilir milli takımı. Uğur Bey, Ersin 2001 doğumlu, Berke 2000 doğumlu, Rıdvan 2001 doğumlu, Cemali 2000 doğumlu, Serdar 2003'lü, Ravil 2003'lü, Bünyamin 2000 doğumlu, Abdülkadir Ömür 99, Umut Güneş 2000, Can Bozdoğan 2001, Kerem 98, Halil 99, Güven 99, Yunus Akgün 2000. Öyle bir cümle söylediniz ki neredeyse milli takıma bakar gibi bile düşünebiliriz kendimizi. Değil mi? Gelecekteki. Yani 2026 elemelerinde 2024-2025'te maçları oynarken bu takımın yaş ortalaması 25 olacak. Ortalama 2000 desek. Evet. Çünkü bayağı 2000-2001'li var. 25 yaş ortalamalı, Dünya Kupası 2026'ya hazırlanan, umarız giden bir takım olur. Çok heyecan verici. Türk futbolu heyecan verici. Şu anda zaten aktif olarak A milli, 1 Rıdvan, 2 Abdülkadir, 3 Kerem, 4 Halil. 4 tane aktif A milli var. Daha çok yaşları küçük olması rağmen. Bünyamin, Ravil, Ersin, Umut Güneş, Ümit milli takımın düzenli oynayan oyuncuları. Hepsi zaten milli takım parçası ama daha etkili parçaları olmaya da adaylar. O zaman milli takımdan bahsetmişken milli takıma geçelim. 2021 yılında, takvim yılında A milli futbol takımımızın performansı nasıldı? Grafiğimiz gelsin efendim ekranlarınıza.
16 maç, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet, 32 gol attık, 25 gol yedik. En çok forma giyen oyuncumuz herhalde kimseyi şaşırtmamıştır. Hakan Çalhanoğlu 14 maçta forma giydi. En golcü oyuncumuz da yine kimseyi şaşırtmamıştır. Burak Yılmaz 6 gol ile. Bu konuda aslında biraz Burak Yılmaz'ın 6 golle en golcü oyuncu olması evet bir yandan bizim için çok sevindirici ama alternatifinin olmaması da bir taraftan da düşündürücü. Hakan Çalhanoğlu'nun oyuna katkısı sadece asist değil, sadece hücum değil. Hakan Çalhanoğlu kutudan kutuya, box to box oynayan, hücumda ne yapıyorsa kat be kat fazlasını savunmada yapan, her topa ayak koyan, ister hücumda olsun ister savunmada ve buna rağmen zaman zaman biz de, ben de dahil olmak üzere ya bu adam ne yapıyor diye sorduran bir isim ama hakkını eminim ki grafiklerle Hakan'ın neler yaptığını gerek savunmada gerek hücumda geride bıraktığımız aylarda ekrana getirdik ve kendisinin hakkını, Hakan Çalhanoğlu'nun hakkını teslim ettik. Ama Hakan Şenol Hoca döneminde 4-1-4-1'de bazen Yusuf'la beraber merkezde oluyordu. Bazen Ozan'la beraber. Bazen kanat oluyordu. Kanat olduğu zaman da şikayetleniyordu. Gerçekten yerini bulmakta biraz güçlük çekmişti. Kuntus döneminde bu 4-4-2 oynadığımız maçta orta sahada iki yönlü bildiğin klasik merkez orta saha olarak oynadı ve maçtan sonra demeç verdi. Maçtan sonra demeç dedi ki ben yerimi buldum. Inter'de de buna benzer oynuyorum. Artık bundan sonra golü asisti genç arkadaşlar yapacak. Öndeki genç arkadaşlarım yapacak. Ben bundan sonra benim rolüm bu dedi. Beklenmedik bir gelişme, güzel bir gelişme. Şimdi Inter'de 3-5-2 oynuyorlar. Simone Inzaghi'nin 3-5-2'sinde o da iki yönlü bir rolü var orada ama 2021-22 sezonunda 5 büyüklükte en fazla şans yaratan 10 oyuncu içinde. Geçen de öyle bir istatistik yayınladı Skuavka. 5 büyüklükte en fazla şans yaratan 10 oyuncu. Hakan 46 şans yaratmış. Serie A'da ve yarattığı 46 şansla 6. ya da 7. idi. Yani şu anda sadece milli takımın değil İtalya'da şampiyonluğa koşan Inter'in de en önemli kozlarından bir tanesi. Hakan gibi Burak da iyi bir yıl geçirdi. Lille yaptıkları ortada. Guardian'ın da en iyi 100 futbolcu listesine girdi. 85. sıradan Burak Yılmaz. Ama tabii 2022 Dünya Kupası'na gidemezsek milli takımla yolları ayrılabilir. Doğaldır ki 37 yaşında olacak. Ve artık post Burak dönemini, Burak sonrasını düşünmek durumundayız. İşte Halil var orada milli takımda kullandığımız. Serdar Dursun var milli takımda kullandığımız. Biraz daha Umut Bozoğlu'da bekliyorum ben Mart'ta çağrılmasını. Ve Deniz Ündav tabii. Saint-Gilloise'ın her şeyi, Belçika Ligi'nin gol kralı Deniz Ündav. Deniz Ündav ve Umut Bozoğlu da katarsak rotasyona herhalde asisti Burak de az değil. Kaç? 8 miydi? 9 muydu? Asist krallığında da zirvede. Yanılmıyorsam gol krallığında da zirvede. Peki son bir soru. Milli takımla alakalı olarak hoca değişikliği pozitif bir şey yakaladı Stefan Kuntz. Hem oyuncu bazında hem kamuoyu bazında pozitif bir hava yakaladığını söyleyebiliriz. Oyuncu tercihleri, oyuncuların daha rahat olduğunu oynadıkları mevki anlamında söylesek çok iddialı olur mu? Stefan Kuntz döneminde. Kuntz'da, yoksa erken mi buna, bu kanıya varmak için? Önder Karaveli ile benzetiyorum yöntemlerini. Dokunulmazlara dokundular. O şekilde ibreleri yukarı çok çevirdiler. Doğru. Nedense milli takımda Şenol Güneş'in, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın bazı dokunulmazları vardı ki ikisinin ortak mesela dokunulmaz oyuncularından biri Kenan'dı mesela. Çok iyi performanslar vermemesine rağmen devam etti oynamaya. İşte Beşiktaş'ta Wellington yine yazılabilir. Beşiktaş'ta Umut Meraş yazılabilir. Onlara dokundu. Milli takımda yine Umut var. İşte Kenan var yine dokundukları içinde. İşte Rıdvan'ı monte etti. Milli takıma Halil'i, Kerem'i monte etti. O gereken dönüşümleri yaptı. Ve evet, kamuoyuyla bir duygu birliği sağladı. Henüz hani çok büyük şey başarmış değil. Çünkü çok fazla maç oynamadı. Ama kamuoyunun biraz daha o dokunulmazlara dokunarak inancını elde etmiş, kazanmış durumda. Bir de Uğur Bey, artık programımızın sonlarına doğru geldik. Avrupa takımlarımızın Avrupa Kupaları performansı grafiğimiz var. Onu da getirelim ekranlarınıza. Galatasaray grup lideri oldu. 12 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyette. Fenerbahçe Konferans Ligi'ne devam ediyor. Demir Grup Sivasspor play-off'ta elendi. Trabzonspor play-off'ta elendi. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan
elendi, galibiyet alamadı, puan alamadı. Tarihi bir sezon geçiriyoruz. İlk 15'in dışına çıktık bir ara, hatta 19'unculuğa kadar geriledik. Avrupa'da 4 takıma düşecektik. Sonra tekrar 15'e tırmandık. Galatasaray Fenerbahçe'nin halen devam ediyor olmaları önemli. Fenerbahçe Şubat'ta, Galatasaray Mart'ta sahaya çıkacaklar. Sadece kulüp için değil, ülke için de kritik maçlara çıkacaklar. Umarız bu eşleşmelerden iyi netice alırlar ve Türk futbolunu ilk 15'e tutarlar. Çünkü 15'in dışına çıkarsak 4 takıma düşeceğiz. Şu anda 15'inciyiz. 15. Evet. Basamağı korumamız lazım. Galatasaray Fenerbahçe'nin performansları bizim için çok önemli. Dolayısıyla hep sıklıkla dile getirdiğimiz gibi oyuncularımızın gerek milli takım için, gerek Avrupa Kupaları için, gerek kendi ligimiz için rekabeti, mücadeleyi daha üst seviyeye çıkarmaları lazım. Çünkü elimizdeki kazanımları kaybediyoruz. Kaç sene öncesine döndük Uğur Bey? 30 sene önce düşmüşüz 18. ile 19. Yani. Az buz değil. 30 sene sonra buraları gördük. Yoksa görmemiştik yani. Kötü bir yıldı. Sadece futbolcularımızın sırtında değil elbette bu sorumluluk, yöneticilerin de, teknik direktörlerin de, kamuoyunun da ve medyanın da, hepimize düşen ayrı ayrı görevler var. Hepimiz ayrı ayrı bunları layıkıyla yaparsak inşallah aradaki açılan farkı kapatacağız ve çok sevdiğimiz oyunu hem kendi nezdimizde hem de Avrupa kulüpleri nezdinde istediğimiz ya da hak ettiği seviyeye tekrar taşıyacağız. Çünkü puanlar hangi kupada olursanız olun aldığınız puanlar aynı. Aynen öyle tabii. Yani ölçümlerde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan. Peki o zaman Uğur Beyciğim, bütün yılı ve de ilk yarıyı değerlendirdik, toparladık. Artık son birkaç dakika içerisindeyiz değerli izleyenler. Bir ufak şey yapmak istiyorum, teşekkür etmek istiyorum arkadaşlarıma. Bir ufak güzel dileklerde bulunmak istiyorum. Hızlıca hemen toparlayacağım. Değerli izleyenler, biz Uğur Meleke ile ya da diğer ekran önündeki arkadaşlarım, spiker arkadaşlarım ya da maç spikeri arkadaşlarım çıkıp ortaya bir ürün koyuyorlar ama bu ürün tek başına benim, Uğur Bey'in ya da diğer arkadaşlarımızın tek başına yapabildiği bir iş değil. Gerçekten bu kameraların arkasında bir ordu çalışıyor ve özveriyle çalışıyorlar. Birkaç ismi özellikle vurgulamak isterim. Editörümüz Tolga Kuru. Gerçekten göreve geldiğinden itibaren olmayanı oldurabilmek, bunu dar zamanda yapabilmek, ne isterseniz hazırlayabilmek programımızın hakikaten kalitesini yukarı çekme anlamında çok büyük katkısı oldu. Sevgili Tolga Kuru'ya teşekkür ederiz. Tolga demişken bir Tolga daha var. O da stüdyomuzda, stüdyo şefi Tolga Güncü. Biz geçmiş yıllardaki performansına göndermede bulunarak kendisine Atiba Tolga derdik mesela. Biraz hani fit ya, fizik yakışıklı. Hakikaten olması gereken yer neyse, yapması gereken neyse her zaman yapan hem Tolga ve diğer elbette ki stüdyo şefi arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Gökçe Hanım'ı da unutmayalım. Bütün kostümlerimizi düğmesine kadar kovalayan sevgili Gökçe Kuru'ya da teşekkür edelim. Ve elbette reji ekibi, elbette kameraman arkadaşlarımız, elbette kilometrelerce yol tepen maç spikeri arkadaşlarımız, onlarla beraber kilometrelerce yol tepen bütün Türkiye'yi baştan başa kar demeden, kış demeden, kıyamet demeden, fırtına demeden ve elbette korona demeden bütün Türkiye'ye dolaşan arkadaşlarımızın emeklerine teşekkür etmek istiyorum teker teker. Çok büyük bir operasyon. Uğur Bey, siz de geldiniz. Siz de şahit olduğunuz ne kadar büyük bir operasyon olduğunu. Aynen öyle. Bu emeğe, arkadaşlarımın özveriyle bu emeğine, çünkü hakikaten yani zor şartlarda dediğim gibi karı var, fırtınası var, kazalar oldu, dünya kadar sıkıntılar oldu, Covid var, karantinası var, buna rağmen bu işi çıkardık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir de kendi şansım Uğur Meleke'ye teşekkür etmek istiyorum. Yıllarca samimiyetimle söylüyorum, gerçekten bugüne kadar 28. meslek yılı bitiyor. Of. Hep iyi insanlarla çalışma fırsatı buldum. Bu da benim şansım. En son Uğur Meleke ile birlikteyiz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. İyi biz ki beraber tüm program yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımızın adına da olsun. Çünkü belki izleyiciler bilmiyordur. Sen sadece bu programı odaya yetmiyorsun. Aynı zamanda yöneticilik yapıyorsun kanalda. Ve bütün bu aslında dinamiklerin bir araya gelmesinde ve bu işleyişte ekrana bu şekilde kusursuz yansıtılmasında başrol oynuyorsun. Hepimizin şansı. Hepimizin emeği. Hepimizin şansı senin varlığın aslında. Estağfurullah. Bize, diğer arkadaşlarımızla da ben de sana teşekkür etmişim. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyenler, acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakıyoruz. Zor zamanlar yaşıyoruz hakikaten. Yakınlarımızı kaybettik. Allah daha beterinden saklasın. İnşallah bundan sonra bir şekilde bu işi halledebiliriz ve kayıplarımızı, can kayıplarımızı azaltabiliriz ve bitirme noktasına geliriz. Şeye girmeden önce, yayına girmeden önce Hayrullah dedi ki, yılın manşetini atar mısınız? Sizce yılın manşeti ne olur diye. İki tane adayımız vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Galiba evet.
Neydi ona? Allah bir daha göstermesin. Öbürü neydi? Neydi? En kötü günümüz, en kötü yılımız böyle olsun. En kötü yılımız böyle olsun. Gerçekten hatırlayın, çok korkunç bir sezonu geride bıraktık. Üst üste Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi vesaire. Hakikaten çok yoğun bir sezonu geride bıraktık. Bir yandan Covid'le mücadele ettik, hastalıklarla mücadele ettik. Sonra bu aynı bizim olduğu kadar futbolcular için de, takımlar için de aynısı geçerli. Yani biz ne kadar uğraştık, onlar belki daha da fazla uğraştılar. Hakikaten umarız 2022 ve sonraki yıllar hepimiz için, sizler için, aileleriniz için, sevdiklerimiz için sağlıklı, başta sağlıklı, sonra mutlu, sonra huzurlu, hepimizin kafasının rahat olduğu, bugünden yarına endişeye kapılmadığımız güzel bir yıl ve yıllar olur diyerek ben kendi adıma programı harika noktalamak istiyorum. Hiç üzerine ekleyecek hiçbir şeyim yok. O zaman bu güzel dileklerin gerçek olur. Uğur Bey, çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik efendim. Mutlu yıllar diliyoruz. Hoşçakalın.